Bir dağın yamacındaki K noktası 1200 metre yükseltideyken eteğindeki L noktasının yüksekliği 500 metredir. Bu iki nokta arasında 35 kilometre yatay uzaklık olduğuna göre noktalar arasındaki eğim binde kaçtır diye soruyor. Eğimi şöyle bulurum. Eğim eşittir. Yükselti farkı bölü yatay uzaklık çarpı. Eğer eğimi benden 100'de istiyorsa 100'de çarpacağım. 1000'de istiyorsa 1000'le çarpacağım. Yükselti farkı ne kadar? 700 metre. 700 bölü yatay uzaklık ne kadar? 35 kilometre. Yalnız burada 35 yazamam buraya. Niye? Çünkü yukarıdaki yükselti farkı metre. Metreyi kilometreye bölmeyeceğim. İkisini de aynı birime getirmem lazım. Yani aşağıyı metreye ya da yukarıyı pay kısmını şu kısmı kilometreye getirmem gerekiyor. Ben metre yapayım aşağıya. 35 kilometreyi metreye çevirdiğiniz zaman 35 bin metre yapar. 3 sıfır eklersiniz. Çarpı 1000 dersiniz. Bu işlemlerin sonucunda da 20 çıkacaktır. Daha doğrusu 1000'de 20 çıkacaktır. Sonucumuz. 1000'de 20'yi nereden buldum? Denizli'de buldum. Haritacılığın tarihi geçmişinde Kitab-ı Vahdiye'nin yazarı Pir Reis'in çok önemli bir yeri vardır. Çünkü Pir Reis 16. yüzyılın başlarındaki dönemin olanaklarıyla bugün bile hayretle karşılanacak şekilde ayrıntılara yer vermiş ve o dönemde dünya insanlarının çok önemli bir bölümünün henüz varlığından haberdar bile olmadığı karaları ve uzak kıyıları haritasında göstermiştir. Pir Reis haritası geçmişten günümüze kalan Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Osmanlı kaptanı deryası Amiral Pir Reis tarafından 1513'te çizilmiş olup Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarını gösterir demiş. Hangisine ulaşamayız? Bakalım paragrafa göre ve şekle göre. Pir Reis denizcilik üzerinde eser vermiş bir askerdir. Doğru, denizcilik üzerinde bir harita çizmiş. Asker olduğunu da şuradaki amiralden anladım. Pir Reis çizdiği haritada Atlas Okyanusu'nun doğu ve batı kıyılarını göstermiştir diyor. Dikkat edin, Atlas Okyanusu'nun doğu tarafında, şurası Atlas Okyanusu, şurada Kuzey Batı Avrupa var, şurada Afrika'nın batı kesimleri var. Yani Avrupa'nın ve Afrika'nın batı kıyılarıyla Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiş oldu. O zaman bu ifade doğru olmuş oldu. Atlas Okyanusu'nun doğusu ve batı kıyılarını gösterdi. Pir Reis Osmanlı ülkesinden çok uzak denizlerde araştırmalarda bulunmuştur. Doğru. Pir Reis gördüğü kıyılardaki çeşitli hayvanları resmetmiştir. Şurada hayvan resimleri dikkatimizi çekiyor. Evet, bunları da doğru kabul ettik. Şekilden çıkartıyoruz bunu. Pir Reis'in çizdiği haritada Büyük Okyanus'taki adalara yer verilmiştir diyor. Büyük Okyanus, Pasifik Okyanusu diğer bir deyişle, Amerika'nın batı tarafında ve Asya'nın da doğu tarafında ki okyanusun ismi. Buradaki Atlas Okyanus Amerika kıtasıyla Afrika ve Avrupa kıtaları arasındaki okyanustur. Bize Büyük Okyanus'tan ya da Pasifik Okyanusu'ndaki adalardan herhangi bir yer göstermemiştir. Atlas Okyanusu'nun kıyılarıyla ilgilidir bu. O zaman yanlış olan cevabımız aradığımız cevap Edirne olacak. Pir Reis haritasında X ve Y ile gösterilen yerler hangisi doğru olarak verilmiştir? X'e bakıyorum. Bakın şurası Afrika, Kuzey Afrika. Şurası Sahra Çölü, hatta şöyle. Şurası da Avrupa, Kuzey Afrika ile Avrupa kıtası arasındaki boğazın ismi, şuradaki X'in olduğu yerdeki boğazın ismi Cebeli Tarık Boğazı. Zaten direkt A şıkkından çıktı. Şurası da Güney Amerika. Şu çıkıntı Brezilya'nın olduğu yer. O zaman Y'de o çıkıntı olduğuna göre Brezilya kıyıları derim. Sorumuzun doğru cevabını da A olarak işaretleriz. Orta çağın sonlarına doğru dünyada denizcilik önem kazanmış. Bunun sonucu olarak da deniz seyrinde önemli bir yeri olan haritalar yapılmaya başlanmıştır. Denizcilikle ilgili bilgiler içeren bu haritalarda önemli limanlar bütün ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Hangisi bu haritalardandır demiş. Sinoptik haritalar değil. Sinoptik haritalar aynı anda çeşitli gözlem evlerinden o anda alınan hava durumu bilgileridir. İklim haritasıdır ama daha doğrusu hava durumu haritasıdır. Kısa süreli bilgi verir. Birçok gözleminden aynı anda bilgi aldığınız zaman bu sinoptik harita olmuş oluyor. Klimatik haritalar iklim haritalarıdır. Bahsettiği harita değil. Atlas haritaları ve antik haritalar da değil. Portolon haritalarıdır. Port, dikkat edin, port İngilizce liman demek zaten. Portolan haritaları dediğimiz haritalar
yukarıdaki tanımı karşılayan haritadır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da Bursa. Ekonomik, sosyal ya da çevresel çok çeşitli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, analizi ve sunulması gibi işlevleri yerine getirmek için donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütününe coğrafi bilgi sistemleri, yani CBS adı verilir. Bu sistemler sayesinde farklı veriler aşağıdaki görselde olduğu gibi birleştirilerek hizmete sunulabilir demiş. Mesela sokak verilerini tek başına alır ve bu şekilde oluşturur. Sonra bina verilerini ondan ayrı alır ve bunları daha sonra hepsini birleştirir. Buna göre CBS teknolojisinin şu 3 alandan hangisinde kullanıldığı söylenebilir demiş. Şimdi kentsel planlamada kullanırım ben bunları. Meteorolojik olaylarla ilgili de kullanırım. Kara ve deniz hava trafiğini izlemede de kullanırım. Çünkü şuradaki ifadeler tüm genel olarak aşağıda verilenlerin hepsini kapsıyor. O zaman bu sorumuzun cevabı Edirne olacaktır. Şöyle düşünmeyin bu soruyu. Yani sadece buraya bakarak işte hocam burada iklimden bahsetmemiş, meteorolojiden bahsetmemiş, deniz hava trafiğinden bahsetmemiş değil. Şuradaki paragrafı baz alıyorsunuz. CBS'nin tanımını baz aldığınız zaman bunların hepsini kapsadığını zaten fark edeceksiniz. Bu sorumuzun cevabı Edirne. Harita çiziminde coğrafi verilerin ve bilgilerin her biri ayrı ayrı haritaya aktarmak çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle coğrafi verilerin haritaya aktarılmasında bir takım semboller kullanılır. Bunlar arasında en yaygın olan nokta, çizgi ve alan sembolleri ve yöntemleridir. Buna göre Türkiye'nin bir bölümünün gösterildiği yukarıdaki haritada bilgilerden hangileri doğrudur diye sormuş. İl merkezleri noktayla gösterilmiştir. Bakıyorum, evet, il merkezlerini noktasal bir şekilde ifade etmiş. Doğru. Göller alan sembolüyle gösterilmiştir. Gölleri mecbur alansal olarak göstermek zorunda. Bakın böyle. Bu da doğru. Akarsular çizgi sembolüyle gösterilmiştir. Evet, akarsuyu gösterirken de böyle çizgiyle gösterir. O zaman bu da doğru. Yani üçü de doğru olduğu cevabım Edirne yani. Aşağıda silindirik projeksiyonun nasıl uygulandığına dair bir görsel ve bu uygulama sonucu oluşturulan bir dünya haritası verilmiştir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangisinin küresel yüzey üzerinden yüzdeme aktarılırken daha fazla bozulmaya uğradığı söylenebilir demiş. Şimdi buna baktığımda ben bir silindir şekli görüyorum. Bu projeksiyonun ismi de zaten silindir projeksiyon. Silindir projeksiyonda en az bozulma nerede? Benim kağıdımla, yani bu silindir haline getirdiğim kağıtla elimdeki dünya maketinin tam birleştiği, birbirine tam yapıştığı bölge olan ekvator bölgesi silindir projeksiyonla en az bozulmayla gösterilir. Ekvator ve çevresi ya da tropikal kuşakta diyebiliriz. Silindir projeksiyonda buraları en az bozulmayla gösterirsiniz. Ama siz bir şuradaki Grönland'ı silindir projeksiyon yöntemiyle gösterirseniz içinden yansıttığınız zaman bu Grönland'ın görüntüsü bu haritanın üzerine, kağıdın üzerine böyle daha farklı bir şekilde yansıyacaktır. Grönland aslında bu kadar büyük değildir. Burada neredeyse Afrika kadar göstermiş ama değildir. Bunun sebebi kullandığımız projeksiyon yönteminin silindir projeksiyon yöntemi olmasıdır. Dediğim gibi ekvatora yakın olan yerlerde bozulma az, kutuba yakın olan yerlerde silindir projeksiyonda bozulma fazla. Bu durumda Antarktika ile Grönland'da bozulma fazla olacaktır. Grönland ve Antarktika'yı da C şıkkında buluyorum. 2 metre bölü 1 metre ölçülerinde duvara asılan bir dünya siyasi haritası ile Atlas sayfasındaki bir dünya siyasi haritası karşılaştırırsa hangisi söylenemez demiş. Şimdi elimde 2 tane harita var. Bir tanesini duvara asıyorum. Bu duvara astığım olsun büyük. 2 metreye 1 metre olsun. Hatta duvara da şöyle asalım. Bu bir dünya siyasi haritası. Diğer siyasi haritam da Atlas büyüklüğünde. Yani bir kitap A4 büyüklüğünde ya da A3 büyüklüğünde daha küçük elimde tutabildiğim, okuyabildiğim bir kitap olsun. Kitap haritası olsun. Hangisi söylenemez? İkisini karşılaştıralım. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu. Duvara astığım dünyayı gösteren harita. Bu arada ikisi de dünya haritası. Dünya siyasi haritası aynı yeri gösteriyor. İkisi de dünyayı gösteriyor. Bu haritada duvara astığım haritada küçültme oranı daha az olacaktır. O yüzden daha fazla yer kaplıyor. Küçültme oranının az olduğu büyük ölçeklidir.
ölçeği büyüktür. En büyük ölçek 1 bölü 1'dir. 1'e 1'dir yani arkadaşlar. Hatta şöyle yazayım daha iyi anlaşılsın. 1 bölü 1'dir. Yani 1 bölü 1 demek birebir aynı şey demek. 1 bölü 1 diye bir harita olmaz aslında ama teknik olarak yaptığım zaman mesela 1 santimetre harita uzunluğu gerçekte 1 santimetreye eşit demektir. Bu en büyük ölçektir sizin elinizde olabilecek. Birebir görüntü alıyorsunuz. Küçültme oranının en az olduğu haritadır bu harita. Siz elinizdeki görüntüyü küçültüyorsanız, küçültme oranını arttırıyorsanız mesela artık 1 santim 1 santime eşit olmayacak. 1 santim 5 santime, 10 santime, 100 santime eşit olacak. Küçültme oranını arttırdıkça ölçeğiniz küçülür, kağıdınız küçülür. Şuna küçük ölçekli diyelim. Ve atlaslara baktığınız zaman küçültme oranlarının 10 milyonlara, 20 milyonlara kadar küçüldüğünü görebilirsiniz. Rakamın büyümesi sizi şaşırtmasın. Küçültme oranı artıyor. Bunu 10 milyon kere küçültmüşsünüz, bunu bir kere küçültmüşsünüz. Tabii bir kere küçültme olmaz da ben sembolik olarak gösteriyorum sadece iyi anlaşılsın diye. Küçük ölçekli, küçük yer kaplıyor. Ölçek paydasındaki rakam büyük, küçültme oranı fazla. Büyük ölçekli, büyük yer kaplıyor. Küçültme oranı az, ölçek paydasındaki rakam küçük. Şimdi buradan bakalım neler çıkartabileceğiz ya da neler çıkartamayacağız, çıkartamayacağımızı arıyoruz. Atlas üzerindeki dünya haritasının ölçeği daha küçüktür. Ne dedik? Küçük ölçek. O zaman doğru. Bozulma oranı duvar haritasında daha fazla olur demiş. Duvar haritasında bozulma oranı daha az olur. Niye az olur biliyor musunuz? Cevap Bursa oldu. Çünkü küçültme oranı az. Az küçülttüğüm için çok bozulmuyor. Ne kadar çok küçültme oranımı artırırsam bozulma o kadar da artacaktır buna bağlı olarak. Diğerlerini de teyit edelim. Avrupa kıtasındaki ülkeler duvar haritasında daha ayrıntılı görülür. Çünkü elindeki görüntü büyük. Doğru. Yani her yer duvarda daha ayrıntılı görülür. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı daha fazladır. Her iki haritanın da kullanım amacı aynıdır. Zaten siyasi harita demişti ikisine de. Aynıdır kullanım amacı. Atlas sayfasındaki haritanın ölçek paydası daha büyüktür. Evet bakın ölçek paydası küçültme oranı fazla olduğu için daha büyüktür. O zaman bu ifade de doğru oldu. Zaten cevabını Bursa bulmuştuk. Cihanlıma adlı eserinde çeşitli yerlerin fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri hakkında çok detaylı bilgiler vererek eserinde 27 tane harita bulunan Hint Okyanusu ve Hint Okyanusu ve Çin Denizi'nin haritasında çizmiş olan ünlü Müslüman haritacı ve coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Cihanlıma adlı eserin sahibi Katip Çelebi'dir. Zaten kafadan en çok bilmeniz gereken kavramlardan birisi. Cihanlıma Katip Çelebi'ye ait bir eserdir. Cevabınız Bursa olur. Bunu bilirseniz fena olmaz. Başka yerlerde de karşınıza çıkacaktır. Plan ve kroki benzer özellikleri bakımından karşılaştırılırsa hangisi söylenebilir? Plan bir haritadır. Ölçeği vardır. Büyük ölçekli bir haritadır. Plan büyük ölçekli. Yani küçültme oranı azdır. Şehir planları, işte sokakları, caddeleri falan gösterir. Ölçeği vardır bu arada. Kuş bakışı çizilir. Bir haritadır. Harita modelidir. Kroki ise ölçeği yoktur. Kuş bakışı çizilir. Harita değildir. Çünkü harita olabilmesi için ölçenin olması gerekiyor. Belli bir ölçeğe göre çizilirler. Sadece plan belli bir ölçeğe göre çizilir. Tematik haritalar içerisinde yer alırlar. Kroki harita değil bir kere. Kuş bakışı görünüşü yansıtırlar. Evet, ikisi de ortak olarak kuş bakışı görünüşü yansıtır. Ticaret ve ulaşım sektöründe kullanılırlar. Öyle bir genelleme yok. Aynı tür projeksiyonlarla, kroki zaten projeksiyonla çizilmez. Bunu da almadık. Burada ikisinin ortak olabileceği, benzer olabileceği, ikisi de ortak olarak kuş bakışı görüşü yansıtırlar ya da görüşü yansıtırlar. Ankara ve Konya arasındaki demiryolu hattının kaç kilometre olduğu ve bu hattın bir haritada kaç santimetre olarak gösterildiği biliniyorsa yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak hangisi bulunabilir demiş. Elinizde bir harita var. Ankara ile Konya'nın arasının gerçekte kaç kilometre olduğunu biliyorsunuz ve buranın da haritada kaç santimetre olduğunu biliyorsunuz. Buradan ne bulunabilir? Buradan
Daha şıklara bakmadan şunu söyleyebilirim. Ölçek bulunabilir. Ölçek hesaplanabilir. Yani küçültme oranı bulunabilir. Çünkü harita uzunluğunu biliyorsanız kaç santimetreyle gösterildiğini, gerçekte de kaç kilometre olduğunu biliyorsanız buna bağlı olarak ölçek var demektir zaten. Ölçeyi çıkartabilirsiniz. Projeksiyon yöntemi çıkmaz. Yer şekilleriyle ilgili bir şey çıkmaz. Uzanışı. Demiryolu ağının eğimini bilmek için yükselti lazım. Yükseltiyi vermemiş. Haritanın küçültme oranı yani ölçek çıkar buradan kesinlikle. Cevap Denizli oldu. Yüz ölçümlerini zaten buradan bulamazsınız. Çünkü demiryolu hattının Ankara ve Konya'nın ayrı il yüz ölçümlerini vermemiş burada. Sadece aralarındaki demiryolu hattının uzunluğunu vermiş. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 20 santimetre ve kesir ölçek olarak değeri 1 bölü 500 bin olduğuna göre soru işaretinin bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Şimdi bunun tamamı 20 santimetre ise çentikler arası kaç santimetre olur? 1, 2, 3, 4, 5 çentik var. 20'yi 5'e böldüğünüz zaman 4 çıkar. Her bir çentik arası 4 santimetre burada. Başka ne vermiş? 1 bölü 500 bin ölçek vermiş. 1 bölü 500 bin ölçek demek ne demek? 1 santimetre harita uzunluğu gerçekte 500 bin santimetre uzunluğa eşit. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sıfır çizdiğim zaman bu haritada 1 santimetre gerçekte 5 kilometreye eşit demektir. Peki 1 santimetre şu çizgi ölçekte 5 kilometreye eşitse bunların arası kaç santimetreydi? 4 santimetre bulmuştuk. 4 santimetre kaç kilometreye eşit der? Bir orantı kurarım. 4 çarpı 5 dediğim zaman 20 kilometre yapar. Yani bu 4 santim 20 kilometreye eşit. Burası 0 ise yani burası 20, 40, 60 soru işaretinde 80 olur. Bu arası şurada 20 olur. Ben soru işaretini aradığım için cevabı Edirne'de buldum.